Üniversitesi ile yaptığımız işbirliği kapsamında Çerkezköy OSL'de bulunan fabrikalar adına ciddi ve yeni bir gelişim kapısının açıldığı bu günde düşüncelerimi ve beklentilerimizi iletmek isterim. İstanbul Üniversitesi ile yürüteceğimiz bu çalışmada bölgemizdeki bütün fabrikalar tarafından da kabul görmesi bu çalışmanın bölgemiz firmalarına katma değer katacağına hiç şüphemiz yok. Yürütülecek projeler kapsamında yeni bilgiler işletmeleri aktarılacak. Üniversitelerimiz, hocalarımız, akademisyenlerimiz vasıtasıyla onlar bilgilerini bize aktaracak. Bizler uygulamalarımızı onlarla paylaşacağız. Dolayısıyla ortada bir sinerji olacağını inanıyorum. Başlaması için bölgemizde yer şansı seviyoruz. Orada devamlı çalışma imkanı bulacağız. Üniversitesi. Biraz bölgemiz hakkında bilgi vermek istersen Çevre Direktör Danışmanımız Sayın Profesör Doktor Muzaffer Yaşar'a, değerli akademisyenlerimize, siz değerli katılımcılarımıza bu çalışmaların hayırlı olmasını temenni ederim. Teşekkür ederim. Çerkezköy Organizasyon Bölgesi'nin Ömer Sarıoğlu beyefendinin şahsında Çerkezköy Organizasyon Sanayi Bölgesi'nin tüm yöneticilerini ve firmalarını İstanbul Üniversitesi ile böyle bir işbirliği noktasında çok yakın davranışlarından dolayı çok teşekkür ederim. Burada İstanbul Üniversitesi'nin biraz sonra arkadaşlar kısa bir sunumuyla sahip olduğu potansiyeli anlatacaklar. Ben biraz bu teknoloji transfer ofisleriyle ilgili Türkiye genelinde TÜBİTAN ne beklediğin ve bunun sonucunu nasıl bir yol izlemek istediğimizi hep birlikte sizinle düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Tabii gayri safi milli hasıla işindeki 2023 hedefi %3'lük bir rakama ulaşmak. Türkiye olarak bu konuda cidden şanslı bir ülkeyiz. Çünkü bunu sağlayacak kaynağımız var. Ve bu kaynak Din Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından direktif olarak TÜBİTAK'a verilmiş durumda. Yani çok miktarda bu tür projeleri desteklemek için %3'lük orana ulaşabilmek için kaynak var. Fakat Türkiye genelinde küçük ya da büyük, orta büyük ölçekli tüm şirketlerden sorunların proje haline getirilmesi ve kaynakların kullanılması bekleniyor. %0.9'dan %3'lük rakama çıkmak için oldukça bir yol var 10 yıllık bir süre içinde. Ne gibi 5300 öğretim üye yardımcısını barındırmakta. Aynı zamanda idari personel olarak da 7000 idari personelini bünyesinde barındırmakta. Bu rakamlarla beraber en köklü üniversite olmak yanında Türkiye'nin en büyük üniversitesi olma özelliğini de taşıyor. Öğrenci bazında irdeleyecek olursak 10.000 tane ön lisans öğrencisi, 80.000'in üzerinde lisans öğrencisi, 20.000'e yakında yüksek lisans ve doktor öğrencisi şu an İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitimlerini sürdürmekte. 110.000 toplam öğrenci şu an